Men kimge aytay dostlarım, divana kıldı işmeni. Satpara kıldı yüreğim, divana kıldı işmeni. Tün keçiler dağıt eylesem, her dem seni yad eylesem. İşkinde feryad eylesem, divana kıldı işmeni. Şamu seher giryan bolay, yolinde sergerdan bolay, ahir senge kurban bolay, divana kıldı işmeni. Hemden bolay meyhanege, sakin bolay buthanege, başım koyay astanege, divana kıldı işmeni. İşk ahlige hemden bolay, hak yolige mehkem bolay, dergahige mehrem bolay. Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. Biz sizlarga Hazrat Alisher Navoiy pirlarimizning qush tili, ya'ni Lisonut Tayr asaridan o'qib ma'nolarini sizlar bilan birga baham ko'rish maqsadida insoniyatning dushmani bo'lgan nafsi bilan kurashish yo'llarini imkon qadar tushuntirishga va tushunishga harakat qilmoqdamiz. Suhbatlarimizni tinglab borayotgan tinglovchilarimizdan iltimos qilamizki, o'z savol va fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingizni so'raymiz. Sizlarning savollaringiz va fikrlaringiz biz uchun muhimligini bu o'tkinchi dunyoda bir-birimizga mehr, muhabbat va ishq bera olsak, nafs balosidan qutulib, ruhoniyat olamiga Payg'ambarimizning olamiga va Alloh tabaraka taoloning ism sifatlari olamiga sayr qilishligimizda sabab bo'lishini xohlardik. Hazrat Alisher Navoiy pirlarimizning tutgan yo'llari nihoyatda go'zal yo'l ekanligini o'z zamonasida juda ham nozik holatda insoniyatni mehr-muhabbat bilan tarbiya qilganligi ko'rinib turibdi. Hozirgi zamonamizda ham ishq-muhabbat yo'lini bizlarga Hazrat Qurbonali Ahmad Boqibulloh pirlarimiz insoniyatni ishq va mehr-muhabbat bilan tarbiya qilish yo'llarini juda ham go'zal holatda tushuntirib berayotganligiga guvoh bo'lib turibmiz. Tarixga nazar solsak, hamma zamonlarda Alloh tabaraka taolo insoniyatni o'ziga do'st qilib yaratganligini ruhoniyat olamiga jon olami bilan bog'langanda unga cheksiz imkoniyatlar berilganligini ko'ramiz. Maqsadimiz ruhoniyat olamiga qo'shilishlik, payg'ambarimiz olamiga qo'shilishlik. Alloh tabaraka taoloning ism sifatlar olamiga qo'shilishlikdir. Bu ishq muhabbat yo'lida bir-birimizga yelkadosh bo'lish, o'zligimizni tanish, jon olamida ko'rinayotgan hol ilmlarini, ojizona fikrlarimizni sizlar bilan birgalikda baham ko'rishlikdir. Ruhoniyat olamiga, payg'ambarimizning olamiga va Alloh tabarak taoloning ism sifatlar olamiga qo'shilishlikda ishq muhabbat yo'lida bir-birimizga yelkadosh bo'lishligimizda bizlarga Alloh yor Hazrati Qurbonali Ahmad Boqibulloh pirlarimizning ruhoniyatlari madadkor bo'lsin. Alloh taolo Hazrati Qurbonali Ahmad Boqibulloh pirlarimizdan va aziz tinglovchilarimizdan rozi bo'lsin. Hazrati Alisher Navoiy pirlarimizning ruhoniyatlari shod bo'lsin. Aziz tinglovchilarimiz, murojaatlarimizni e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Rozi qo'yaveradi, qo'yaveradi bu endi dunyoning ishlari bo'lsa. Bu yo'ldan shayton bizni ishimizdan vos qilib Atay, sen Xudoyan qayoqqa ketib qoldi mana. Dinsizlar juda rohat hayot kechiryapsan. Musulmon bo'laman, Xudoga ishonaman, Xudo buni maqsadga yetaman desan, sen hech narsaga yetmading degan. Ammo shunaqa vasvaslar dunyoni to'lib ketgan. Xudona shu endi bizning
pakligimiz, bugün yürüyüşümüz, duruşumuz, mana hemen narsani qo'yib qo'ydik deb insoniyatni mana shu narsaga o'rgatishlik, ishlarni targ'ib qilishlik bu dunyoning kasbi. Bu dunyoning kasbi. Shu bilan birga bizlar endi kechaga aytayotganimizdek ishq nimadir deganda ishq komil inson. Komil iymon, iymonning kamolati ishqda hosil bo'ladi. Noqis iymon boshqalar aytgan bunaqa iymonni kuydirmoq kerak, bunaqa Ka'bani kuydirmoq kerak, bunaqa Qur'onni kuydirmoq kerak, faqat moddiy dunyoni tavsif etib, moddiy dunyoga chorlay boradigan bu iymonu bu nimalaring tark qilish kerak degan so'zning asosiy nimasi, falsafasi, ma'nosi shu yerda turadi. Keyin bir suhbat qilamiz inshaalloh. Shunga o'xshash insonda hayot davomida bizlar yashama Alloh bermagan taqdirda, ruhoniyatda taqdirda o'zimizning qo'limiz bilan o'zimizning kasb qilgan ixtiyorimiz bilan nimamiz bilan o'zimizning ixtiyorimiz bilan o'zimiz tanlab olgan modda aqlimiz, modda tushunchamiz, modda hayotimizga shunday berilib qolar ekanmizki ahmoqligim shunda turadi. Shu narsani Alisher Navoiy pirimiz insoniyatdagi mana shunday bir xatolashish, mana shunaqa bir narsaga bir borib tig'riqqa tiqilib qolishlik holatini shunday tavsif qilyapti. Bular endi bir dunyo olimlari, bular dunyo, ikki dunyo, hamma olamda ko'rib turadigan, to Allohdan to oxiratgacha bo'lgan hamma holatni ko'rib turadigan bular pirikomlar bo'lgandan keyin ana shu narsani ko'rsatish kerak bo'ladi. Allah bir musibatlarımız Allah yar perler ötüt kapas Allah aşırı ama birlerimiz birlerimiz özlerimiz madat versin ilim versin düşünce versin buralarlarında sebepçi böyleylik ortak özürü ortak ağız etti ki ey Furkunda zat su bulan bulmuş menge kayım hayatım Ondan ayrı müsterip ben kıyğudan, oylakım düşke jira bağlı suvdun. Cinsu içeri zatıma teskin bulup, pak lemonluk menge ayin bulup, paklık üçün suvdun. Ettim iktisap, layık oldu besimge husnü meab, bilmesin birlerse ağrı su ara, fırkatka eylerim cüzmüce mecavra. Qatıda mağucun seccadını salıp suda, kurguzun maksud yüz ul közgüde, sudadır maksuduma çün gitmegim, bes hatadır özge ayağın azm etmegim. Dip urzak özünün arz havlarını aytıp, ey Ali Cenab-ı Hüsurut, ey yolbaşçı, benim hayatım hammasi suga. Qoyimdir suvda doydir undan ayrilsam menga qayg'u g'asratlar keladi o'ylagim shunday yiroq bog'liq suvdan chun suv ichra zotimga taskin bo'lur shunday suvdan yiroq bo'lsam istirobga qolaman o'ylagim men butun hayotim taskin bo'lib rohat qilaman suvdan pok damlıq mənə ayol ayın bolar. Pak yaxşılıq paklanış. Pak suudun ittim iqtisab. Paklıqnı suudan mən tapdım. Layiq oldu vəsimgə qusdum. Ha, şunda mən qusdum ki, şu layiq oldum. Bir ləxzə bulmasa suudan ayrılsam, fırqatda ayrılam yüz macara, min kıl macaralar. Buladı mənə. Sacadana denemazdım suga salıp maksud yüzde koyuyorum ben sudadır maksadım çün yetmegim bizim maksadım sudadır sudan ayrılsam ben bas hatadır özge yan barmağım özge alamge başka bir nesillerge barmağım çoğulu bir yazmanlarda üçü yürüyüşlüğüm menge maksatmaz menge doğru kemeydi deyip suguz nemesini ait yaptı bir de bizim bana o'zimizga bir dars ola bilamiz. Odamlar o'rganib qo'ygan olamini shunday bir yerda bundan bir hayot kechira olmayman.
deb o'ylayman. Kabutar bayağı eski simlerden durup koyup bölgen hanaya kirip özü tuxumdan çöğünden çıktı da tuxumdan şu kabı dur hananı gördü o şeddeki yemişlerge uğrayandı kaptırırken sen üç yemine eğlendirdin başa hiç nesi yok iken hiç katı buna kaptır hana yok iken de kaytadan kaptır hanası yıkıldı buldu onun angıda onun angıda şu nerede payda buladı onun angıda yedim Yasama ang paydo bo'ladi qo'ldan yasalgan. Odamlar mana shu chiqsang butun o'lasan. Mana shu sening hayoting, umring va ko'rgan bitganing mana shu degandagi butun vujudi bilan ana shu narsaga yopishiladi. Undan ajrab qolsa, go'yoki bu o'lim bilan teng bo'ldi hayoti shungagina bog'langan shu bitta chivin joni, shirin joni. Ben şimdi, şimdiden başlanırsanız insan balası gözlemeydi. Bu insanın hayatının asıl manası şudur. İnsan şu maddi alamda girgenden ki, ananın tutumundan, ananın ellesini şu maddi alamda örgünürken, bu da umurların ahırı gece. Bu atraftaki hem insanlar hem... Demek insan balası ana şu. Hayat görgen benden ki, ben 7 milyard adamların hepsi hayatı bana şu maddi dünyadan bulup, şu maddadan faydalanıyordu, maddadan patça bul yaptı, maddadan şan şöhret ki eriş yaptı, maddamla dünyanın hepsi dünya lezzetine eriş etkenini her günü, her aniyede, hemme cahide hazır gibi buluyordu bana bu televizor, radyo, umman, hemen her sene şunarsana, tefsif edip şunarsana, sıfat olup şunarsana, biz de 10 gün bilgi, şunu kuyu uğradı, yani dünyanın işleri bozup, bir adam şeytan bizi içimizden vas vas kılıp, hatta sen Hudayan kalk getip kaldın bana, dinsizler cüze rahat hayat geçirip sen, Müslüman bulamam, Kudaya geçirmem, Kudaya bana maksat getirmem diyorsan sen hiç nasıl getirmedin degen. Ama şimdi vasvaslar dünyanın durup gitken. Kudaya şu yani bizim paklığımız, bizim yürüyüşümüz, duruşumuz bana hemen nasıl koyduk, koyduk deyip insaniyeti bana şu nasıl örgütçilik, işini örgütçilik, kılıçlık. Bu dünyanın kesbi şu. Biz dünyanın kesbiden. Şunla bunu bizler yanında gece geçe etkenimizde ışıklı mazlur dediğinde ışıklı kamul insan. Kamul iman. İmanın kemalatı ışıkta hazır bulurdu. Nakıs iman bayağı başkaları etken. Bunaka imanı kuydurmak gerek. Bunaka Kabe'ni kuydurmak gerek. Bunaka Kur'an'ı kuydurmak gerek. Fakat maddi dünyanın tavsif etim oldu dünyaya çağırlayı buradığın bu imanı bu numaların terk kılış gerektiği yani sözün asası nasıl felsefesi manası şiddet tuturadı. Bakayım bir sohbet kılarımız inşallah. Şu yoksa insanda hayat devamında bizler yeseme Allah vermeyen Allah'ın takdirdir, Konya'da takdirde özümüzün kolumuz bulan, özümüzün kesip kılgen ihtiyarımızın, ihtimamız bulan, özümüzün ihtiyarımız bulan, özümüz tenglep olgen modda, aklımız modda, düşüncemiz modda, hayatımızda şimdi verilip olarakyamız ki, aklımızın şimdi duradı. Aşınırsan da Alişer Navay Pir'imiz insaniyetteki bana şimdi bir hatalaşış, şimdi bir nesege bir bağırıp tıkırıkka tıkılıp kalışlık halatına şimdi tefsir kılıyordu. Bunlar yani bir dünya alımları, bunlar dünya, iki dünya hemme alımda görüp duradığın da Allah'dan da ahiret geçi böyle hemme halatı görüp duradığın bunlar Pir'i kalmalar bu yandan ki yine aşınırsan kursatış gereği bulat elbette. Hudhud'un cevabı oradaki. Dedi ey Hudhud hata sözlük geldi bu. Kim dedin ey bak yuh aklımda su. Soğukam sözde salıp sen senin çoğuz halın meğer gafil edin. Bak damalığın kılınmen
fan deme. Özünü suğa gayrı terdaman deme. Bak esen nedir suğa çokmak işin. Gece gündüz gota urmak varzışın. Fiskıt tuhmin nefs ara ulgün tarır. Su ara her gota kim uduyurur. Ne cenabettir buyu bebaklık. Kim çöçüp tünükün içmez baklık. Er esen aldığında dur behur fena. Çömül kulu kıl kıl özümünü aşına. Şimdi hudhud Şirinovay birimiz hudhudla bu işin hata yakınlığını kurtardım. Ahmak dünya baklık dünyada bulama. Baklık dünyada bulama. Dünyanın özü hammesi necaset bu se. Dünya rizsun talib hukarım. Bu dünya mı necaset hanadır. Onu fakat itler yine arkasından yürüyorlarsa dur. Lanetlengen dünya dur. Veliler peygamberlerimiz şuna sözde eğitip ötken bu se. Sen şu dünyadan özü noktadan hazırlıkım hocam sardım. Sen kanlı ahmaksın sen de. Su diysen, ben şey su, fakat su mu? Manevi sular var. Ben şey bir tanıcı nerseden alem tola sular akı uğradı. Alemdir. Keçe Nuh Aleyhisselam'dan kemesi de bir. Nuh Aleyhisselam adamlar indi bayağı sudan uğrak, tahtı yapasalar mı bir şeyde kemeyeseydi adam. Bitti su var mıydı adamlar? Topan gelirken, suyu basıp getirirken, ben kime kıl yapman, çıkınlar şöyle dese, ahmak mısın? Neçe ata babalarında otken, bekle su kemeken, senge su gelirdim dünyanın. Hemmesi, neme bu vas vas de, ben maskara kılıp, kulu maşına kılacak. Allah tabarak tarlanı, emrimle şu. Acayip ki her bir kum, her bir taş, su bulağı olup gider. Su da bu yüzden özü su çıkar olur. Çünkü o su onun sonra her bir zerratta var olur. Her bir atının zerratı da su Allah'a da toprağa alır. Hemmesi de var verse bu. O bitti nerse demez. Tuzdan bitti bulağı demez. Su bitti deniz demez. Derya demez. Allah tebarek teala meşi göründüren alanı hemmesi su kurabilir. Sen ne demek doğruysan su de bayağı. Su asasın nasıl mı? Su baklığı için nasıl mı? Su secde kıladığın nasıl mı? Gafil senin sözünü, özünü, yürüşün, turşun, baklığın senden nadanlık. Suyun özünü suyuna gayret etmeden deme. Bak sen suyuna ne demek için milletse? Bak bu sen. Ben pak buldum diyorsan. Paklık, sen kaz pak bulasın, bir saatten ki yine necesetleşip yine iflas bulasın. Paklık şu buladım ki. Bağır buladı, yeterdi, bağır buladı, yeterdi. Şu paklık şunu da ver. Koç ekun düz, özünün suyu kele koyasın. Fisk tuhumun nefsin ura yarmaklasın köpeğin nefsin. Özünün pak popon boylesin. Suda hemen sen alamın diye başlar. Ne canavattır bu bir baklık. Kandın canavatlık ile su içine. Kim çoğun tünükün 70 baklık, tünükün yürüdüğü yetenin baklık gettim diysen. Eğer esen ağzında dur bahri fana edersen. Fana buladık yani hakiki su dengizi ağzında dur. Onu kırılır bulasan, abadlar dedi, bak bulasan. Necaset senden, kemeyi necaset senge. Yüz birmeydi. Cennette biz taharat khanı varken, ahlat khanı varken diyenler sen görmeysen, o yok sen. Daima bak durasan, daima sen durasan, paklık mı durasan, gaflet mi durmasın, durasan. Eğer bu sen, şuna kan gidin kızga, şuna kan pokluk geç. Çömül, çömgül hukun kılgın özünün aşına şu ruhani suge çömgün de özünün aşına kılgın. Yine
Alisher Navoiy pirimiz, ey sen mana bu dünyadagi bo'layotgan hamma tushuncha, hamma ishing qaratdi. Sen uchun desa, faqat dunyoda bo'layotgan dunyo idroki bilan, dunyo ongi bilan dunyodagi bor vaqtincha narsa bilan mas bo'lib shunga havas qil. Bundan boshqa hayotim yo'q ekan deb boyagi katakka tiqilib qo'ygan kaptardek musichilik bo'lmasa. Bundan tashqari senda ruhoniy hayoting bor. Peygamber nuridan bo'lgan hayot va quvvating bor. Alloh taboraka taoloning ism sifatidan bo'lgan bir idrok quvvatlaring bor, shuni oshiqlik bor. Shunga qarab talpin, sen ichsan. Nima bu? O'zingni o'zing pastga urib o'zingni o'zing shu dunyoning ishi bilan aldab o'tasan. Hammasi shu bitta tema endi. Qancha qush bo'lsa shu tema shu o'zlarining qushlari. Kimga bormang? Dünyada qaysi bir zamanda, qaysi bir makamda bormang? Vasfı şu dünya. Şu dünyanın işini. Naxta şu dünyada bir kamalıkla yetişip oluşturduk. Onun ota yerge düşkenden başlayıp şu başlayıp. Şu ahiretlice şu derse bulardı. Çünkü biz de yani nefs alamada turganimizden keyin o nefs alamada bizler elbette mana shu xatoga şu moddiy olamning nimasiga aldanib gumroqda yurib xudodan uzoq nefs olam boyimizda aytgandek bu xudosizlik olam xudosizlik olamida endi nafsda sening shaytoning xudo bo'ladi fikring xudo bo'ladi aqling xudo bo'ladi qilgan ishlaring xudo bo'ladi o'zingni o'zing xudosiz sezinib dunyoni hammasi bilan dushman bo'lib olasan hammasi qirib joyishim kerak hammasi o'ldirishim kerak deb mana dunyoning bir xudoligi ana shunaqadir shu man xudoman deb fir'avnlar dajjollar aytyaptimi dunyoda xudo yo'qligini bilasiz o'sha Firavun ben Kudaman diyeptim, Firavun ben Kudaman. Senin nefsin eytiyat şu sözü. Senin nefsin hem şu sözü deyler. Bosan istemez. Demek şöyle yaptı. Ya hindiler yoksa erdi tavcır ruhu. Sudu savda şefası da mahir. Mayayı savda da mağa düşüp, gırkı bakrafik onlara yavuşup, Olur yavuşu tutmayın bir mülkte on kum makam. Eylege savda suğa eylem hiram. Piller eylem erdi bu yanlık sefer. Behrin eylem her afattın nefer. Mekke atrafı su içge eylenip, farz atı etmeye yakın yeçkes yanıp. Halk dedi bu müşerref halge hem. Meyil bulmayı bir meyul taraf hırsı derem. Ta ki bir kun tüştü derya uzra mevc. Kimege yer gah hazinu gah hav evc. Buldu tacılar rüccayı sağdaki garık. Lik buldu kemesi derya garık. Vermedi derya hayal gel. Hacge yol. Ta ki bir bağırlıkı buldu tamayı ol. Bir sağdakar bağırdı dengizde. Cürüp dengiz sağdalığını kıladığın insan bağırdı. Hayatın hemmesi o şey dengizde sürüp. Hemmeye kaylanıp bağırıp görüldü Hindistan'ı. Hindistan'dan daha Mekke'ye yaparıp. Sağda sardıklarını Hindistan'dan tavırlara bağırıp. Bayağı ciddi kapatıp taşıyıp. O şey tüm etrafı atlarına bağırıp. Ötten nesiller alıp, kocalar da alıp. Bayağı nemege Hindistan'a bağırıp. Yolda taşıyıp getirdi. Onun kemesi olsa, eşen akıl hizmet kılarken o, Mekke'ye bağırıp bir Mekke'nin bir kurup koyaydı, bir hac kılıçlıktı, hayalda kılmasından, ömrünün hemen suğumuna uçar etti dedim. O şengen mes o şey, dünyanın baş, bir kurun denizde kattı bir, şamal buldu, boğan turdu da, bir asmanga uçu, ulaştıralım, bir yünge kıradı da o ömrüne şimdi şuna garip oldu. Ömrünün ahır geçti şu boyluk bana ya hacde toptu ya başkanı toptu. Şimdi merhamet kalıp bulup gitti. Bu insaniyetin hayatını böyle ihtiyatken de şimdi bulup giderken bizler. Ömrümüz bir yerde yanda. Bizler yanda o şu taş kabaka sohta nefsimizin
Ve yalan imanlarga deyip ben onda kılıyorum, ben bunda kılıyorum deyip bayağı. Azge bu yapan ibadet kılıyorum, yakşı işlerini kılıyorum, sahablarını kılıyorum deyip. Hem mesela şunu kılarken ama deyip. Kalp bile iman kiltirip, ışkı iman tarap, Rabbine girişlikte barar tas havas kımaydı. O aytıp dursan hem için, durup dursan hem için de bir karamatlarını korup dursan hem dünyada kandayı veliyle peygamberler ötüp kandı, yakışık ötüp de. Bayağı ruhaniyetinin imanı, kalp imanı, peygamberin nurunu, alamının imanı, onların isim sıfatları olan idrakları ya. Nazar kılıp, o şu alamda bir kadem koyup koyuşlar ki özlerinde. Ağır kuratlar, vakitler yok. Onda yakılışlık bir hata deyip düşünürler. Adamları eğitip koyulurken bir kızları. Biz de hem hayatımız kurdu aynı şundaydır. Tamam bizler o şey. Sakta imanımızla, sakta okuyan Kur'anlarımız, ben şimdi bir uğramız. Kelamında kelamında. Allah'ın kelamı. Onun harfi, onun harfi mahluk. Onun yazısı mahluk, onun kitabı mahluk. Onun için dilimden okup, dilimden fikri, maddi fikrimden düşüngenin hepsi mahluk. O şeyi yandırış gerek. Kur'an mahluk mesdur. Allah'ımla rabite gebap, Allah'ımla bevasite gebleşip durup, Allah'ımla gebleşip şuncun kararlar kalbimle, vücudumla mazı okuyanda, Kudamın bolgan suhbat araşıdır. Aşı havalatki kotarışlıkta talep istedim. Kur'an'da yandırır degen vaxtdaki bu lepken sözler aynı şu narsalar gibi. Bu maddi mehluk bolgan kuralların yandırırlar. Mehluk bolgan taşkabaların yandırırlar. Dev aşı narsaya çorlaydı onlar. İlimlerin hemen aşı narsaya. Çünkü bu dünyanın işi hepsi vaktince verilen yalancı dünyanın işleri hepsi sakta bir mürseler iken. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e.